Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve nedametu lil gafilin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kale Allahu Teala fi kitabil kerim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Dün hem öğle namazından önce hem de yatsıdan önce cihat konusundan bahsettik. Cihadın manası nedir? Kaç türlü yapılır? Bununla ilgili ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler nelerdir? Bu konuda sizlere 3-5 kelime arz ettik. Bugün birkaç kelime daha söylemek istiyoruz konuyla ilgili olarak. Allah yolunda cihatla ilgili birçok hadis-i şerif var. Birisi az evvel metni şerifini okuduğum İmam Ebu Davud'un Sünen'inde Kitab-ı Cihat'ta ve İmam Nesai'nin Sünen'inde Kitab-ı Cihat'ta meşhur olan hadis-i şeriftir. Burada müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz buyuruyor. Dil ile İslamiyet'i anlatmak bir cihattır. Hatta sevgili Peygamberimizin bazı şairleri vardı. Bunlardan birisi Hassan bin Sabit radıyallahu anh idi. Onun için Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de bir kürsi taksis buyurmuştu. Ey Hasan, sen buradan müşriklere şiirlerinle cevap ver buyurmuştu. Ve Hasan'ın şiirleri müşriklere oktan daha tesirlidir buyurmuştur. Dil ile cihat İslamiyet'i anlatmak demektir. Mal ile cihat Allah-u Teala'nın yolunda malını harcamak. Tebük Muharebesi'nde Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz bütün mal varlığını getirmiş, ortaya koymuş. Hazreti Ömer Efendimiz malının yarısını getirmiş. Hazreti Osman Efendimiz 30 bin kişilik ordunun 1/3'ünü teçhiz etmiş. Yani her birerlerine kılıç vermiş, kalkan almış, zırh almış, at almış, ok yay almış. Yani 10 bin kişilik bir ordunun teçhizi günümüzün
parasıyla milyarlara mal olur efendim. Enes bin Malik Hazretlerinden rivayet edildiğine göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah ve akşam Allah yolunda birazcık yürümek dünya ve işindekilerden daha hayırlıdır. Hayrun mine dünya ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içindekilerden daha hayırlıdır. Sahih Buhari'de Kitab-ı Cihad başlıklı bölümde geçiyor. Bu Allah yolunda birazcık yürümek tabii harp için, gaza için, muharebe için, sefer için çıkmak, yürümek manasında anlaşılıyor. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Resulü Efendimiz Abdullah bin Revaha'yı bir seriye için göndermişti. Bu hadise cuma günleri rastlamıştı. Arkadaşları sabahleyin yola çıktılar. O ise kendi kendine geri kalayım da Resulullah ile birlikte cuma namazını kılayım sonra onlara yetişeyim diye düşündü. Nebi Ekrem ile namaz kılınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu gördü ve neden arkadaşlarına birlikte erkenden gitmedin diye sordu. Abdullah bin Revaha Hazretleri de efendim sizinle birlikte namaz kılıp sonra onlara katılmak istedim dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz yeryüzünde bulunan şeylerin tamamını infak etsen onların erken çıkışlarındaki fazileti elde edemezsin buyurdu. Sünen-i Tirmizi'de Kitab-ı Cuma Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde iki yerde yine üçüncü ciltte de ayrıca zikrolunuyor. İmam Beyhaki'nin Es-Sünen-i Kübra'sında bu hadis-i şerif geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır. Bir kişi Resulullah Efendimiz'e gelerek bana cihada denk bir amel gösterebilir misiniz dedi. Resulullah Efendimiz böyle bir amel bilmiyorum buyurdu. Ve arkasından şunu ilave etti. Allah yolunda cihad eden bir kişi yola çıktığında sen de mescidine girip o dönünceye kadar hiç bırakmadan namaz kılmaya ve hiç ara vermeden oruç tutmaya güç yetirebilir misin diye sordu. Sual soran kişi efendim buna kim güç yetirebilir ki dedi. Bakın bu Sahih-i Buhari'nin Kitab-ı Cihadından, Sünen-i Nesai'nin Kitab-ı Cihadından, ayrıca Sahih-i Müslim'in Kitab-ı İmaresinde, Sünen-i Tirmizi'nin Fadailü Cihadında ve Ahmed İbni Hanbel'in kitabında da iki ayrı yerde zikrolunuyor. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'i şöyle söylerken işittim demişti. Bir gün ve bir gece hudut nöbeti tutmak, gündüzü oruçla gecesi ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bir gün veya bir gece hudutta nöbet tutuyor. Bu gündüzleri oruç tutan, gecelerde ibadet eden bir kişinin bir aylık amelinden hayırlıdır, üstündür. Şayet kişi bu nöbet esnasında ölürse yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete kadar devam eder. Şehit olarak rızkı da devam eder. Cennette rızıklandırılır. Ve kabirdeki sual meleklerinden emniyette olur. Hesabın sıkıntısını çekmez. Sahih-i Müslim'de Kitab-ı İmare'de ayrıca Tirmizi'de
Fadailü Cihat'ta, Nesai'de Kitab-ı Cihat'ta, Sünni İbn-i Mace'de Kitab-ı Cihat'ta zikrolunuyor. Beşir bin Hassasiye radıyallahu anh der ki, Nebi Ekrem Efendimiz'e beyat etmek için geldim. Yani ben Allah ve Resulüne inandım. Size biat ediyorum. Tabi ve teslim olacağım demeye gelmiş. Bana Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, İslam üzere hac etmemi, Ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi şart koştu. Ben şöyle dedim: ey Allah'ın Resulü, vallahi bunlardan ikisine gücüm yetmez. Onlar da cihat ve sadakadır. Müslümanlar cepheden kaçan kimsenin Allah'ın gazabına uğramış olarak döneceğini söylüyorlar. Ben ise cihat meydanına varınca nefsimin korkuya kapılıp ölmeyi istememesinden endişe ediyorum. Böyle harpte ölenleri falan görünce nefsim korkup kaçabilir. Sadakaya gelince, vallahi benim küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden başka bir şeyim yoktu. Onlar da ailemin maişet kaynağı ve binek hayvanlardır. Resul Efendimiz elini yumdu, salladı ve şöyle buyurdu: cihat yok, sadaka yok. Peki ne ile cennete gireceksin? Ben hemen ya Resulallah sana beyat ediyorum dedim. Yani namazı, kelime-i şehadeti getiriyorum. Namazı kılacağım, zekatı vereceğim, İslam üzere hac edeceğim, Ramazan orucunu tutacağım, Allah yolunda da cihad edeceğim. Koştuğu bütün şartlar üzerine beyat ettim. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde, Hakim'in Müsned'ekinde, Beyhaki'nin Şuab-ül İman'ında, Heysemi'nin Mecmu-i Zevaid'inde, İbni Kesir'in tefsirinde Enfal Suresinin 16. ayetinin açıklamasında bu hadis-i şerif geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cennette 100 derece vardır ki Allahu Teala onları Allah yolunda cihad edenler için hazırlamıştır. Her derecenin arası yerle gök arası kadardır. Allah'tan istediğinizde Firdevs'i isteyiniz. Zira o cennetin ortası ve en yüksek yeridir. Buhari'nin hem Kitab-ı Cihad'ında hem Kitab-ı Tevhid'inde geçiyor. Ayrıca Nesai'nin Sünen'de Kitab-ı Cihad bölümünde var. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'de de iki yerde geçiyor. Muhterem Müslümanlar, cihad, dün de sizlere ifade ettiğimiz gibi, güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarma için elden gelen bütün imkanları kullanmak manasındaki cehd kökünden gelir. Cehd-i gayret içerisinde derler, değil mi efendim? Islahi manası ise dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek. İyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak. İslam'ı tebliğ, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele etmektir. Cihad, kalple, dil ile, el ile, mal ile, can ile ve silah gibi her türlü vasıta ile yapılabilir. Görüldüğü gibi cihad, İslam'ı öğrenip muhafaza etmeye ve devamını sağlamaya yardımcı olan
her fiili içine alan geniş bir manaya sahiptir. Bu sebeple cihadı savaştan ibaret görmek hakikati ifade etmediği gibi cihadın Kur'an ve sünnetle verilen anlam ve kapsam bakımından da eksik ve yanlış bir anlayış olur. Bu durumda ilahi kelimetullah, yani Allah'ın dinini yükseltmek için gösterilen her türlü gayret ve çaba cihad olmaktadır. İnsan evvela Allah'a iman eder, sonra Resul-i Ekrem'ine, sonra dini öğrenerek hayatına hakim kılar ve usulü dairesinde diğer insanlara da dinini ulaştırmaya çalışır. Buna karşı çıkanlarla yine dinin koyduğu esaslar dahilinde, esaslar çerçevesinde, dinin koyduğu kaideler çerçevesinde mücadele eder. Yani İslam ile insan arasındaki bütün engelleri kaldırmaya gayret eder. Zira kendi irade ve ihtiyarlarıyla herhangi bir zorlama olmadan dini kabul etmek isteyenlerin inanmasına imkan sağlamak, inancının gereğini öğrenmenin ve öğrendiğini yaşamanın zeminini hazırlamak cihadın yegane hedefidir. Cihad, yeryüzünü her türlü zulümden ve şirkten arındırmayı, orada adaleti, şefkat ve merhameti hakim kılmayı gaye edinir. Resul Efendimiz peygamberliğini ilan ettiğinde ne dediler müşrikler? Ya Muhammed, gel bu davadan vazgeç. Eğer maksadın güzel kızları, kadınları elde etmek ise kızlarımızı hizaya dizelim, hangilerini beğenirsen al. Para, pul, mal, mülk sahibi olmak istiyorsan kabilemizin, kavmimizin en zengin oluncaya kadar sana para, pul, mal, mülk bulalım. Eğer baş olmak sevdasında isen seni kendimize baş yapalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maksadının, gayesinin, hedefinin böyle basit dünyevi şeyler olmadığını ayet-i kerimeler okuyarak onlara ifade etti. Bu sadece Müslümanların değil, bütün insanların, diğer canlıların, hatta cansız varlıkların bile koruma altına alınması anlamına gelir. Sevgili Peygamberimiz bir gün canlı bir hayvanın hedefe dikildiğini ve ona atış yapıldığını gördü. Şiddetle men etti efendim. Ya hocam, bu İspanya'daki, Brezilya'daki matadorların hali ne olacak? Tosunlara kılıç saplıyorlar. Yatacak yerleri yok efendim bu adamlar. Bakınız, kıymetli fetva kitaplarımız var Hanefi mezhebinde. Fetva-i Bezzaziye, Fetva-i Kadı Khan, Fetva-i Hindiye gibi. Mesela Fetva-i Hindiye, Fetva-i Alemgiriye diye de anılır. Hindistan'da bir ulema heyetinin hazırladıkları fetva kitabıdır. Türkçe'ye 16 cilt halinde tercüme edilmiştir. Bu üç kitapta da horozları dövüştürmek, boğaları güreştirmek, develeri güreştirmek, affedersiniz köpekleri boğuşturmak haramdır diye yazılı efendim. Haram. İslam'ı hayat bahşeden cihadı ile zalimlerin her şeyi talan eden harbi arasındaki esas fark burada görülmektedir. Bu sebeple İslam binasının temeli iman, zirvesi ve yüksek kubbesi de cihad olarak kabul edilmiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cihad amellerin zirvesidir, kubbesidir buyurmuştur.
El cihadu zirvetül İslam, kubbetül İslam. Tirmizi'nin sünnende Fadailül Cihad başlık bölümde geçiyor. Yine İslam'ın zirvesi cihattır buyuruyor Peygamber Efendimiz Sünen-i Tirmizi'nin Kitab-ül İman'ında, Sünen-i İbn-i Mace'nin Kitab-ül Fiten'inde geçtiği gibi Ahmed İbn-i Hanbel'in Müsned'inde de var. Cihadın bütün faziletli amellerden daha üstün kılınması, Allah'ın iradesini yeryüzüne hakim kılmaya vesile olması ve insanları hem bu dünyada hem de ebedi hayatta kurtuluşa nail eylemesi sebebiyledir. İnsanların Müslüman olmaları için gayret ediliyor. Zaman zaman fırsat düştükçe ben anlatıyorum. Ta Dağıstan'ın Derbent şehrine gittik. 5000 yıllık bir şehir. Kırklar kabristanını ziyaret ettik. Oranın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Çeçenistan Müftü Vekili, Kuzey Kafkasya Müslümanlar ikinci Başkanı, Dağıstan Müftisi, Kadısı ve Milletvekili Seyit Şahabettin Bey'e sordum. Bu kırklar kim dedim? 40 tane sahabe-i kiram efendim dedi. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde 2700 yıllık bir şehir. Peygamberimizin amcazadesi Kusem bin Abbas Hazretleri yatıyor. Peygamberimize fiziki açıdan en çok benzeyen 7 kişiden biri. Onu yıkayan 5 kişiden biri. Kabre indiren 3 kişiden biri. Dünya gözüyle en son gören kişi. Ve elini Peygamberimizin cesedi şerifine en son dokunan kişi. Kusem bin Abbas Hazretleri. Semerkant'a gitmiş efendim. Aziz Cemal. Uçakla gitmedi yahu. Hızlı trenle gitmedi. Otobüsle, minibüsle, taksiyle gitmedi. At sırtında, deve sırtında. İcabı halde yaya gitti. Bendeniz Başkurdistan'ın başşehri Ufa'ya Muhammed Murat Kazani Hazretleri'nin anma merasimine gittim. Orada konuşma yaptım. Hocam sizi Perm şehrinden de konferansa davet ediyorlar dediler. Yahu dedim en zayıf yerimizden bizi yakaladınız. Bize konferans deyince ben aya çıkarım yahu dedim. Gidelim oraya da. Nerede bu dedim? Sibirya'da dediler. İstanbul'da 26 dereceyken orada 0 dereceydi. Kar yağmıştı. Karlar içerisinde Eshab-ı Kiram kabirlerini ziyaret ettik hemen. 3 hafta sonra biz Aralık'ın 5 ve 6'sında oradaydık. Aralık'ın sonunda oradan 2 tane misafirim geldi. Ağzınıza layık lokantaya götürdüm. Kebapları yerken yahu dedim 3 hafta evvel orada 0 dereceydi. Suhunel şimdi nerelerde dedim. Elhamdülillah hocam. Henüz yaz havaları devam ediyor. Çok şükür daha -15. Kar göbeğimize ancak çıktı dediler. Ne diyorsunuz yahu dedim. -15 hocam dediler. Yaz havaları devam ediyor dediler. Peki dedim yahu kış havası ne kadar oluyor? Hocam -65 olur dediler. -65. Bakınız Arabistan'da +60-65, Sibirya'da -60-65, arada 120-130 derece fark var. Buralara niçin gidilir aziz cemaat yahu? Yahu şöyle bir turistik seyahat yapalım diye gidilir mi? Aklı olan adam gider mi oralara efendim? Hatta o gelen misafirler bana dediler ki hocam bizim orada hapishanelerin kapısı yoktur dediler. Niye dedim? Hapishane orman içindedir. Adam kaçmaya kalkarsa ayılar, kurtlar, parçalar onlardan kurtulursa da soğukta donar dediler. Onun için içerisi daha emniyetli deyip hapishanenin içine kaçıyorlar dedim. Aziz cemaat, buralara ancak cihad için gidilir. Ancak ilahi kelimetullah için gidilir. Ancak Allah-u Teala'nın dinini oralara yaymak için gidilir. İyi ki gitmişler hemen. Eğer Türkistan'a, Türklerin diyarına Eshab-ı Kiram Hazretleri gelmeselerdi, biz bugün kim bilir ne olurdu? Şamanist mi olurdu? Budist mi olurdu? Maneist mi olurdu? Konfüçyüs dinden mi olurdu? Tao dininden mi olurdu?
Jainist mi olurduk? Allah bilir yani. Din ve dünyanın düzeni cihada bağlıdır. Dolayısıyla bu gayeye hizmet eden her adım büyük bir kıymet ifade etmektedir. Cihadın faziletini hakkıyla idrak eden ashab-ı kiram hayatları boyunca cihattan cihada koşmuşlardır. Çok ileri yaşlarına rağmen kendi yurtlarından ayrılıp hiç tanımadıkları, bilmedikleri uzak yerlerdeki insanların Müslüman olmalarını sağlamak ve onlara İslam'ı öğretmek için oralara yerleşen ve bir daha geri dönmeyen binlerce sahabe vardı. Vakit geldi, fazla uzatmayayım. 150 bin sahabe-i kiramdan 10 bin tanesi Medine-i Münevvere'de Cennetül Bakî'de metfun, 10 bin tanesi de Mekke-i Mükerreme'de Cennetül Muallâ'da metfun, kalan 130 bin tanesi dünyanın her tarafına dağılmış. Hanımlarıyla, çocuklarıyla vedalaşmışlar, gidip dönmemişler efendim. Gittikleri yerlerde kalmışlar. Bakın Halid bin Zeyd Ebu Eyyub-i Ensari Hazretleri 83 yaşında İstanbul'a gelmiş fetih için. Peygamberimizin süt teyzesi, Hala Sultan diye anılan Ümmü Hiram Hazretleri 86 yaşında Kıbrıs fethine gitmiş yavrum. Efendim Haris bin Hişam ile Süheyl bin Amr radıyallahu anhüma Hazreti Ömer'in yanına gelmişlerdi. Onu aralarına alarak oturdular. Bir müddet sonra ilk muhacirler gelmeye başladılar. Her bir muhacir geldikçe Ömer radıyallahu anh şöyle biraz açıl ey Süheyl, biraz ileri git de yer ver ey Haris diyerek onları kenara alıyordu. Sonra Ensar gelmeye başladı. Ömer radıyallahu anh yine Hazreti Süheyl'e, Hazreti Haris'e yeni gelen Ensar'a yer vermelerini söyledi. Öyle ki onlar cemaatin en sonunda kaldılar. Hazreti Ömer'in yanından çıktıklarında Haris radıyallahu anh Hazreti Süheyl'e radıyallahu anh Ömer'in bize yaptığını gördün mü dedi. Süheyl radıyallahu anh de dedi ki onu kınamaya hakkımız yok. Biz kendimizi ayıplayalım. Bu durum başımıza kendimiz getirdik. Onun hürmet gösterdiği insanlar İslam'a çağrıldıkları zaman hemen koştular. Beklemeden hemen kabul ettiler. Biz ise yavaş davrandık, geri kaldık. Onlar bizden faziletli olduğu için onları kendi yanına aldı demiştir efendim. Muhterem cemaat, Allahu Teala ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçen cihadı tam manasıyla anlamamızı o emirlere uygun şekilde davranmamızı, nefsimizi, malımızı, dilimizi, mevkiimizi, makamımızı, her şeyimizi Allah yolunda harcamamızı nasip buyursun. Peygamber ve onunla beraber inananlar mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. Ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyuruluyor. Tevbe 88'de ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Saf suresinin 10 ve 11. ayet-i kerimesinde, Buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte de canı ve malı ile Allah yolunda cihad eden mümin en faziletli kimsedir. Ya Resulallah, en faziletli Müslüman kimdir diye sordular. Canı ve malı ile Allah yolunda cihad eden mümindir buyurdu. Bakın Buhari ve Müslim'de geçiyor efendim. Başka hadis-i şeriflerde var ama şimdilik artık bunlarla iktifa edelim. Cihad konusu bir hayli anlatılmış oldu. Allah-u Teala mucibi muktezasıyla ameller nasip eylesin. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed, sallu ala şefi'in zünubina Muhammed. Sübhane rabbike rabbil izzet amma yasifun, selamun alel murselin, elhamdülillahi rabbil alemin.